Akşam bekliyorum. Nereye? Unutmadın herhalde, oyun oynayacağız dedik ya. Akşam 8'de bende ol. Neden sizde? Görünce anlarsın. Hoş geldin. Geç kaldın. Kusura bakmayın. Gel. Buraya koyabilir miyim? Sıkıntı yok, koy. Bak şimdiden anlaşalım. İşte sizde bizi konuşmak okey. Orası iş arkadaşlığı. Burası ne arkadaşlığı ki? Asker arkadaşlığı Zeynep. Amma gerginsin ya. Ki oyun oynayacağız diye. Ha, siz oyun oynayacağız derken ciddiydiniz yani. Yani. Vallahi ben daha önce hiç sizin gibi birine rastlamadım. Rastlayamazsın da. Ama hala siz demekte ısrar ediyorsun. Yapmam. Başlayalım mı? Tamam. Şimdi oyun şöyle. Bu kasede hazırlanmış sorular var. Herkes seçtiği soruyu karşısındaki için cevaplayacak. Yani sen benim vereceğim cevapları bilmeye çalışacaksın. Ben de seninkileri. Anlaşılmayan bir şey yok sanırım. Ha, yalan söylemek yok. Kesinlikle. Bunların hepsini sen mi hazırladın? Yok. Özel işlerimi yapan ama göremediğin etrafımda onlarca insan var. Ben bir orkestra şefiyim. Çek bakalım. Karşındaki kişinin en sevdiği mevsim. Çok kolay. Sonbahar. Böyle dökülen yapraklar, puslu ve yağmurlu hava. Doğru, bildin. Seninki de ilkbahar. Doğru. Birbirimize zıttıyız ya. O zaman... Sıra bende. Karşındaki kişinin dayanamadığı üç şey. Geç kalmak, düzensizlik, bir de bir şeyin iki kere tekrar edilmesi. Vay. Beni bayağı çözmüşsün. Tebrik ederim. Seninkilerde haksızlığa uğramak ve tabii ki sana meydan okunması. Bir de ben galiba. Karşındaki kişi hoşlandığını nasıl belli eder? Yani klişe şeyler işte, iltifat etmek, çiçek göndermek, yemeğe çıkarmak falan gibi. O kadar sığ bir tip miyim ben? Bilemedim. Evde çorba yaptırırım. Öyle gözlerini kaçırırsın sen de. Düşünerek cevap ver Zeynep Yılmaz. Yeniliyorsun. İlk ne zaman aşık oldun?
Bence Zeynep Yılmaz ilkokulda aşık oldu. Hani vardır ya böyle küçük kızların dizi yıldızlarına olan aşkları. Yanılıyor muyum? Evet, yanılıyorsun. Bilemedim. Senin cevabına gelecek olursak... bence sen hiç aşık olmadın. Doğru. Beraber olduk. Ama cevabı vermedin. Verdim ya işte, bilemedin. İlk ne zaman aşık oldun Zeynep? Yani... bu soruya cevaplarımız aynı. Oynadıkça ne kadar ortak yönümüz çıkıyor, değil mi? Yani aşk nedir ki zaten? Bilmem. Bana sorma. Karşındaki kişinin en çok görmek istediği yer. Çok kolay. Doğa aşığı olduğunu biliyorum. Yani fidan dikme projelerine de boşuna gönül vermedin herhalde. O yüzden Yeni Zelanda diyorum ve 10 puanımı yazıyorum. Hayır hayır, bilemedin. Bilemedin. Nasıl? Ver ver. Bilemedin işte, yanlış. Evet, ben Yeni Zelanda'yı görmeyi çok isterim. Ama ondan önce görmek istediğim başka bir yer var. Hı? Hatay'daki Titus Tüneli. Gerçekten mi? Gerçekten. Ya geçen sen arkadaşlarım gitmişti de onlar çok beğenmişlerdi, çok anlattılar. O yüzden orayı görmeyi çok istiyorum. Bilemedim yani. Yaz oraya, bana 10 puan yaz, kendine de 0 yaz. Beraber olduk. Sana gelince... bence senin en çok görmek istediğin yer yok. Yani zaten görmek istediğin her yeri görmüşsün. Sen artık sadece kalmak istiyorsun. Doğru. Sıra bende. Karşımdaki kişi nasıl tiplerden hoşlanır? Bence sen böyle... uzun boylu, sarışın, mavi gözlü, manken gibi kızlardan hoşlanıyorsundur. Hile yapıyorsun, bilemedin. Ben böyle kocaman gözlü, inatçı kızlardan hoşlanıyorum. Sen de... mavi gözlü, uzun boylu, hafif kirli sakallı, yakışıklı, sporcu, zeki, başarılı, biraz sinirli ve seni zorlayan tiplerden hoşlanıyorsun. Biter inşallah bu. ama bilemedin. Ben böyle kısa boylu, göbekli ve kel adamlardan hoşlanıyorum. Kabul. Bu soru sayılmaz. Çek. Karşındaki kişiyle olmaktan mutlu musun? Geç oldu bence, bitsin. Nasıl istersen. Oyunu sen kazandın. Ne dersen o olacak. İş dışında görüşmeyelim dersen, görüşmeyeceğiz. Görüşmeyelim. Engin kapıda bıraksın seni.